İyi, ateşin düşmüş. Bu harika. Hiç de değil. Ben iyileşmek istemiyorum. Hoppala, ilk defa bir hastadan bunu duyuyorum. Niye Lamia? İyileşirsem üvey babam beni alıp götürecek. Sen gene de iyileş. Biz iyileştiğini babana söylemeyiz olur lütfen. Sahi mi? Tabii. Ben gelmek istemiyorum. Çok konuşma, yürü. Çok sinirlisin. Tamam. Hayır. Üstüme gelme. Peki ben neden geliyorum? Söylesene baba. Neden mi? Biz bir aileyiz. O senin kardeşin. Aileymişsin. Ne demezsin? Yürü hadi. Sen de yürü. Hadi al bakalım. Aç bakalım ağzını. Anneciğim. Seni çok özledim. Kızım nasılsın? Çok hastayım anne. Zavallı yavrum benim. Geçmiş olsun kızım. Hoş geldiniz Sabri Hanım. Hoş bulduk Özlem Hanım. Evinize döndünüz demek. Ne yaparsın? Geçmiş olsun Lamia. Sağ ol Semiha. Nasılsın? Seni de çok özledim. Semiha kardeşini öpsene. Babana bir hoş geldin yok mu? Bakın Halil Bey, siz dışarı çıksanız. Sen karışma avukat hanım. Kızımı ailecek ziyarete geldik. Lamia sizden korkuyor. Lütfen dışarı çıkın. Hastane kuralları... Aman be, hastane kuralı, hastane kuralı. Burada kalmak istiyorum ben. Halil çık dışarı. Lamia çok hasta, onu üzüyorsun. Tamam be. Canım. Ulan avukat karısı. Dünyanın kaç bucak olduğunu yakında göstereceğim sana. Yeter ki Lamia'yı çıkarayım şuradan. Ulan. Ne o? Ne bakıyorsun? Maymun mu gördün? Deli misin sen? Deliyim. Ne olacak? Buyurun hocam. Lamia Güneşli'nin dosyası. Salı günü mezarının açılmasına karar verilmiş. Savcılığa da örneğin gitti. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. İyi günler. Ofise gidiyoruz. Peki efendim. Vah zavallı yavrum, neler çekmişsin. Gene şansın varmış. Yavaşlı bir köpek olsaydı da seni parçalasaydı. Babam çok sevinirdi herhalde. Saçmalama Semiha. Doğru söyledim, yalan mı? Semiha haklı anne. Ben ölseydim o çok sevinirdi. O nasıl söz kızım, neden sevinsin? Doğru söylediğini siz de biliyorsunuz. Lamia'nın ölmesi halinde miras Halil'e kalacak. Halil gerçekten böyle bir şey yapabilir mi? Çevresinde bir takım adamlar var. Acaba hepsi de katil. Babama onlar kandırdı. Sen nereden biliyorsun Semiha? Hiç, ben öyle düşünüyorum. Günaydın kızım, adliyeden şimdi çıktım. Günaydın hocam. Haberim iyi. DNA testi için mahkeme kararını aldık. Çarşamba günü Ekrem Bey'in mezarı açılacak. Gözümüz aydın hocam. Artık işin sonuna geldik demektir. Evet, sonuna geldik. Halil geldi burada. Ne, Halil mi geldi? Hı hı. Sabriye ile Semiha'yı getirmiş. Lamia onların gelmesine çok sevindi ama Halil'i görünce çok korktu. O itik kızdan uzak tut. Lamia'yı da benim için öp. Halil'in artık hayatından tamamen çıktığını söyle. Hiç korkmasın. Tamam hocam. Hoşçakalın. Avukat hanım, fısır fısır. Yüzüme bakıp ne sırıtıyorsun? Benimle dalga geçmeyi bırakın. Son gülen iyi gülermiş. Doğru söylediniz Halil Bey. Son gülen biziz. Şimdi hocam aradı. Söylediği şeyleri siz pek anlamazsınız ama şunu iyi bilin, yakında Lamia ile hiçbir bağınız kalmayacak. Bana bak avukat hanım, bilmece gibi konuşma. Çıkar bakalım şu ağzındaki baklayı. Söylesem de pek anlayacağını sanmıyorum. İstediğiniz kadar konuşun. Asıl siz Halil'in kim olduğunu yakında göreceksiniz. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman? Merhaba Özlem Hanım. Adnan Bey. Bana bak. Demin Özlem Hanım'a hedef alarak bir şeyler zırvalıyordu. Peki anlayamadım. Bir daha tekrarlasana. Sen de kimsin be? Sen soruma cevap ver. Ben mecbur muyum? Kim oluyorsun sen be? Özlem Hanım'ın arkadaşıyım. Ya da nişanlısıyım. Belki de kocasıyım. Hangisiyle yazıyorum? Bir bak bakalım. Belki belayım. Boğazını burada sıkar. Hemen aşağıdaki morga gönderirim seni. Ne dersin? Ha? Ha? İyi mi?
Hoşuna gidiyor mu? Lütfen Adnan Bey, burası hastane. Senden özür dileyecek. Özlem hanımefendiden özür dileyeceksin. Özlem hanımefendiden özür dilerim. Şimdi defol. Niye sinirleniyorsun abicim? Kim olduğunu ben ne bileyim? Özlem hanımefendinin nişanlısı olduğunu ben nereden bileyim abi? Defol! Olur abi. Emret düğününü ben yapayım. Defol dedim! Benim için nişanlım demekten vazgeçin lütfen. Lafın gelişi söylendi o kadar. Ofisten aradım. Burada olduğunu söyledi. Bir hastan olduğunu duydum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi izin verirseniz hastanın yanına dönmek zorundayım. Gitmem gerekiyor. Özür dilerim. Bir şey söylemeyecek misiniz? Sizi seyrediyorum. Lütfen Adnan Bey. Buraya geldiniz, çiçek getirdiniz. Sağ olun. Ama sınırı aşmayalım. Ne sınırı Özlem? Neden bu saçma sapan direniş? Defalarca konuştuk bunu. Sizden hoşlanmadığımı söyledim. Bu imkansız. Ben seni seviyorum. Saygı duyuyorum. Benim için çok önemlisin. İstersen bütün dünyayı ayaklarının altına serebilirim. Dünyalar sizin olsun Adnan Bey. Çiçekleriniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Pekala Özlem. Ben pes etmem. Az kaldı. Nedir bu başıma gelenler ya? Bir bu sivri eksikti. Sen hala burada mısın? Özlem Hanım'a en ufak bir saygısızlığını duyarsam dilini değil kafanı koparırım ona göre. Kusura bakma be abi, bir yanlışlık oldu. İkinci yanlışlık hayatına mal olur. Seni arabanın bagajına tıkar, cesedini çöplüğe attırır. Ha. Anlaşıldı mı? Anladım be abi, anladım. Anladım. Kız nereden bulmuş bu manyağı be? Herif resmen kiralık katil. Bir de çıkarken yapıyor. Manyak. Gitmiştir. Yok canım, haber vermeden gitmez. Şimdiye kadar nereye giderken sana haber verdi anne? Ben gidiyorum, sen istersen bekle. Olmaz kızım. Olur olur. Semiha, Semiha! Hadi bay. Bu kız iyice asi oldu. Halil. Neredesin Halil? Deminden beri seni arıyorum. Buradayım, görmüyor musun be? Ne dırdır ediyorsun? Semiha nerede? Gitti. Nereye gitti kız? Arkadaşlarına. Arkadaşlarınaymış. Bir kıza sahip olamıyorsun be. Ya yürü hadi. Yani babanın genleriyle senin genlerini karşılaştıracaklar. Bunu hücre içindeki DNA ile yapıyorlar. Benden de hücre alacaklar. Evet. Ekrem Bey de baban olduğu için sizin genleriniz birbirine uyacak. O zaman artık üvey babam bana hiçbir şey yapamayacak mı? Tıbben babanın Ekrem Bey olduğu ispatlanacak. Yani... Hayır babam, babam olmayacak öyle mi? Evet doğru, olmayacak. Yaşasın, artık onu görmek zorunda kalmayacağım.